Asistanlı ekranlarından herkese merhaba. Yemek Sepeti Market sponsorluğundaki 4 Çeyrek programında bugün özel bir konukla yine birlikteyiz. Ender Aslan bizlerle birlikte. Ender Aslan'la sohbete başlayacağız ama öncesinde şu hatırlatmamızı yine yapalım. Şimdi Yemek Sepeti'ne girin, Yemek Sepeti Market'i seçerek günün her saatinde birbirinden taze ürünleri sipariş verin. Biz bu programda spor bilgilerini derken siz de bize sıcacık Everyday Roastery kahveleriniz ve yemek sepeti marketteki birbirinden taze ürünlerinizle eşlik edebilirsiniz diyelim. Ve Ender Aslan'a, Çağdaş Bodrum Koçu Ender Aslan'a hoş geldin diyelim. Hoş bulduk abi. Ender öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, Takımını şampiyon yaptın. Süper Lig'e çıkarttın. Şimdi de bizlerlesin. Kırmadın. Ee, hoş geldin. Hoş Nasıl bir duygu içindesin? Önce buradan başlayalım. Abi güzel İstanbul'da olmak. <laughs> yani tabii çok mutluyum. Kariyerime güzel bir başlangıç oldu o anlamda. böyle kusursuz benim için bir hikayeyle başladığı için tabii ki çok mutluyum. Şimdi aslında oyunculukta da oyunculuğun döneminde hep kazanan takımlarda oynadım. Kupalar kazandın, şampiyonluklar kazandın, madalyalar kazandın. Türk basketbolunun en unutulmaz Zaferinde sahadaydın belki de. Bekliyorduk hani senden iyi bir antrenör e, olmanı belki bekliyorduk ama bu kadar hızlı bir başlangıç sen bekliyor muydun? Hiç kaybetmedin head koç olarak. Evet yani tabii ki dediğim gibi e, ben de son 5-6 yıldır zaten antrenörlük hep kafamda vardı oyuncuyken de. E, bıraktıktan sonra hemen zaten e, asistan koç olarak hem işin bilmediğim taraflarını gözlemlemek için biraz tecrübe kazanmak için başladım hemen. E, bu kadar kusursuz yani namal bir şekilde olabileceğini önceden tahmin etmek e, çok güç ama e, ben açıkçası çağdaş bulduğum sporla anlaştığım zaman e, direkt olarak Süper Lig'e çıkacağımıza çok güveniyordum. Yani bu sadece kendime olan güvenimle alakalı değil. Sonuçta ne kadar iyi bir kariyeriniz olursa olsun ya da ne kadar kupa kazanırsanız kazanın. O ayrı bir kariyer. Onun bana yarattığı avantajlar muhakkak var ama içini doldurmazsam bunun çok boş olacağını biliyordum. Takımı da güvendiğim için bu maceraya atıldım ve dediğim gibi çok kusursuz yani belki de her antrenörün hayal edeceği gibi bir başlangıç yapmış oldum. Peki bu Çağdaş bordun maceran nasıl başladı? Yani sezonu aslında head evet coach olarak süperlikte başladın ama sezon ortasında Çağdaş Vodun'un başına geçtin. O süreci bize bir anlatır mısın? Süreç şöyle başladı. Geçen sezon Bahçeşehir Koleji ile Europe Cup'ı kazandık. Orada da çok güzel bir enerji yarattık açıkçası. O anlamda yeni sezona başlarken ben zaten genel menajerimiz Alpaslan Aydın'la kendimi head coach'la hazır hissettiğimi, eğer ki kafama uyan, hedeflerime uyan bir teklif gelmesi halinde bunu değerlendirmeme izin verip veremeyeceğini sorduğunda verebileceğini kolaylık sağlayacağını söyleyince yeni sezona da Bahçeşehir'de asistan koç olarak başladım. Orada bir parantezi de Erhan abi açmak istedim. Ee, hakikaten başladığım ilk günden bıraktığım ayrıldığım son güne kadar bana çok geniş bir hareket alanı sağladı asistan koç olarak belki diğer e, takımlarda bulamayacağım kadar e, işin içindeydim zaman zaman idmanlarda maçlarda e, bana çok fazla hareket alanı sağladı. E, bu da zaten head koçluğa geçişimde. Hiç yabancılık çekmemi sağladı. O anlamda Erhan Arna'ya özel bir teşekkür borçluyum. O yüzden de sezon ortası Çağdaş Bodrum'dan teklif gelince dediğim gibi hedeflerimizin çok örtüştüğünü hem düşündüm hem hissettim. Hisleriyle çok hareket eden bir insanım. Değerlendirmeye karar verdim. Çok da iyi yaptın. Çünkü hani biz de basketbol cami aslında konuştuğumuzda hani Aydın Hocamızın bir lafı vardı Aydın Örs'ün e, gardlardan iyi antrenör çıkar diye sen de bu ülkenin yetiştirdiği e, en üst düzey gardlardan bir tanesiydin. E, i̇nşallah çok daha iyi noktalara gelebileceğini düşünüyoruz. İnşallah. E, Peki şampiyonluk sonrası e, neler düşündün? Şimdi çok daha büyük bir sınav seni bekliyor. Evet, Çağdaş Bodrum'da çok önemli bir iş başardın. Hiç yenilmeden takımı lige çıkarttın ama e, şimdi süperlik. Tabii çok daha zor olacak işimiz. Tabii burada başlaman hani Sanki çıkarttın ettin deyince ciddi, ciddi bir ekip işiydi. Özellikle ya hani asistanlarım, Barış Hoca, Denktaş Hoca, Semih Hoca, Volkan Hoca iyi bir ekip olduk. Oyuncuların en büyük katkı oyuncuların da yönetimimizin sağladığı şartlar mükemmeldi. Bu sene işimiz çok zor. Neden çok zor? Bir kere yeni bir takım, daha 20 ay önce kurulmuş bir takımdan bahsediyoruz. Yani daha önce TB2 ile TBL tecrübesi bile yok bu takımın. Hı -hı. Şimdi Süper Lig'de e, işler kolay olmayacak. Onun farkındayız ama e, yapacağımız işe ben güveniyorum. Yani sonuçta basketbol e, çok da zor bir oyun değil. Çok karmaşık gibi gözükse de belli başlı prensipleri oturttuğunuzda belli bir yola girebileceğiniz bir oyun. E, o anlamda iddialı antrenörlerle çalıştım hep. O yüzden iddialı olmaktan çekinmem. Evet çok büyük hedefler şu an koyamayız ama e, güzel işler yapacağımızı yine hissediyorum. Sahadaki o becerin sağ da taşınmış yani. Olayı çözmüşsün diye düşünüyorum şimdi. Yani basketbol çok zor değil evet. Ama bunu senin gibi üst düzey bir guard için belki de çok zor değil diye düzelteyim. Yani çok zor değil derken <laughs> sonuçta atomu parçalamadığımızdan bahsediyorum. Yoksa tabii ki çok fazla zorluğu var. Çok fazla detayı var. Ama dediğim gibi hani doğru şekilde sezon başından itibaren doğru şekilde işe başlanırsa sezon Devam kısmında zaten olaylar otomatiğe o kadar bağlıyor ki ve ben bunu daha önce çok oyuncu olarak iyisini de kötüsünü de tecrübe ettiğim için dediğim gibi başında hani o anlamda bir avantajım var benim. Hem evet kariyer olarak oyuncuların size yaklaşımı, sizden gelen informasyonu çok daha çabuk emiyorlar. Belki bu işin içinden gelmeyen bir antrenörü gibi ama altını dolduramazsanız oyuncu çok kurnazdır, hemen anlar. Belli başlı kolaylıkları var benim için ama e, hala zor bir iş. Peki sen hücum yeri güçlü bir oyuncuydun. E, Antonio'lükteki Lig'deki nasıl? ne olacak? Süper Lig'de. Şimdi Ender Arslan e, hücumu mu daha çok e, isteyecek yoksa savunma olmadan olmaz mı diyecek? Abi o çok enteresan oldu hakikaten. Bana oyuncuyken çok savunma yapmaz derlerdi evet. ama <gülüyor> <gülüyor> şimdi ben e, Çağdaş Bodrum Spor'a gittiğim ilk gün takımla konuşmamda ve son güne kadar e, bir tane hücum toplantısı yapmadık. E, Sadece olmazmış. savunma. Yediğimiz sayı çok düştü. E, ben gittikten sonra. E, o yüzden ben savunmayı ön plana koyan. Ama e, hücum çok önemli. Yani şöyle. Savunma çok önemli. Savunma olmazsa istediğiniz kadar iyi hücum edin. E, belli başlı bir başarının ötesine geçmek çok zor. E, i̇kisinde de kurallar, e, stratejiniz, oyuncuların Oyuncuları buna ikna etmeniz çok önemli. Öyle belli başlı bir sistemden bahsetmem ama ilk amacım oyuncuları kendi doğruma ikna etmek olacak. Ondan sonrası çok kolay çözdü. O zaman oyuncular senin döneminin maçlarını çok izletme. <laughs> ya hocam söylüyorsun ama baksana demesin. Abi demesinler. sen böyle konuşuyorsun da kendi yapmıyormuşsun derse evet şey diyemeyiz. <gülüyor> <gülüyor> abi ben yapıyordum ya bu çok yani yanlış yok yapıyordun hani şey değil ama yani hücum yönü çok daha güçlü evet. şey. Fiziksel sonma yapmadığım için öyle gözüküyordu bir ihtimalle ama abi sonma şey yapmıyor olsam şey, o, o kadar senin üst evet, seviyede kalamazdım şey yani. Ama özel bir hücum yeteneğin, evet. özel bir asist yeteneğin de vardı yani Teşekkür bunda belirtelim. Oyuncu demişken biraz hani genele de gidelim istiyorum. Sen şimdi oyunculuğunda öyle büyük yıldızlarla beraber oynadın ki Türk basketbolunun belki de en büyük efsaneleriyle birlikte kupalar kazandınız. Sen de çok işte az önce de söyledik. Türk basketbolunun en büyük başarılarında pay sahibiydin. Bunun sana sahada getireceği artı ne olacak? Yani oyuncuların o ego yönetimi belki de. Çok artısı var. Yani ben bir oyuncunun mesela bu takıma ilk geldiğinde maçlarını seyretmeye başladım gelmeden önce. Ya yani bir oyuncunun topu, topu yere vuruşundan daha ben nasıl hissettiğini anlayabiliyorum. Özgüvenimi eksik, ne hissediyor. Vereceğim tepkilerde de e, oyuncuların geri dönüşünün nasıl olacağını aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Çok büyük avantajı var. Yani onların içinden gelmemin e, bana sağladığı çok ciddi avantajlar var. E, ama yine söylüyorum, hani bunu buna güvenip az çalışırsanız bu işte başarılı olma ihtimaliniz yok. Sadece avantajlarını doğru çalışmayla kombinlersek e, bir yerlere gelebileceğimi düşünüyorum antrenör olarak. Ee, ama ciddi avantajları olduğunu düşünüyorum. Ya yani sonuçta hidayetler işte Mehmet okullar hep beraber e, oynadınız. Evet. O yeteneklerden sonra galiba e, yeni oyuncuların da kontrol etmek biraz daha kolaylaşır. Yani diyalog kurmak çok kolay oluyor ve da neler hissettiğini bildiğim için ne tarz konuşmam gerektiği eğer duygusal bir oyuncuysa ne tarz bağlantı kurabileceğimi çok daha iyi sezebiliyorum diyeyim. O yüzden de gerçekten bu Bundan önceki bahçeşehir döneminde de oyuncularla gerçekten iyi bir iletişim vardı. Bodrum döneminde de hakikaten hiçbir zaman ben şeye çok inanmıyorum. Hani bir patron ve altında o tarz bir şey sporcu da çok iyi etki etmiyor. Çok üst seviyede belki hani artık o paraların, kontratların çok büyük olduğu yerlerde belki biraz daha bu işler çalışıyor ama bir tık orta ve altta ne yaparsanız yapın oyuncuyu dediğim gibi sizin doğrunuza ikna etmeniz e, anahtar. Peki bize şimdi Bodrum'da basketbol hani uzaktı. Sen de söyledin. Kulüp de yeni bir kulüp sonuçta. E, Kulübü biraz anlatır mısın? Yani oradaki ortam e, bizi ne bekliyor? Yani Süper Lig izleyenlere nasıl bir ortam bekleyecek? Kulüp hakkında da birkaç bilgi verir misin bize? Dediğim gibi 20 ay önce kurulmuş. Çok yeni e, bir kulüp ama ben gittiğim ilk andan itibaren yapılanma, tesisleşme çok üst seviyede. E, organizasyon çok iyi işliyor. Tabii ki yeni kulüp olmanın vermiş olduğu bazı aksaklıklar her kulüpte olduğu gibi olabiliyor ama genel anlamda e, oyuncuların mutluluğu, staff'ın mutluluğu, konfor alanı bunlar üst seviyede. E, başkanımız Dağlarca Çağlar, Genel Sekreterimiz Göktürk Bey gerçekten ciddi yemek harcıyorlar ve ciddi kolaylık sağlıyorlar yaptığımız işi daha rahat yapabilmemiz anlamında. E, i̇lk amaç zaten takımın mottosu da bu. Bodrum'un takımı. Yani Bodrumluların maça gelip yıllarca, sezonlar boyunca takımlarını destekleyeceği, keyif alacağı, güzel bir hafta sonu geçireceği, inşallah ileride hafta içi geçireceği Avrupa kupalarıyla. Ya Bodrum'un güzel bir takımı olması amacıyla kurulmuş. Seneye gidelim, fırtına estirelim, uçalım, kaçalım gibi değil ama ayakları yere sağlam basan, sürdürülebilir bir planlamayla açıkçası ben karşılaştım. Ee, o anlamda salonu tekrar yenileme, büyütme, daha çok Bodrumlu'ya canlı maç izletme imkanı sağlama. Yani ilk amacı... Maçlarınızı Bodrum'da oynayacaksınız. Bodrum'da oynayacağız. Ee, başkanımızın, Dağlarcı Bey'in ilk amacı e, Bodrum'un güzel bir takımı olsun. Gelsin Bodrumlular orada. E, hem takımlarını desteklesin, hem dünya yıldızlarını izlesin. Eurolig'in yıldızlarını izlesin, hem de keyifli vakit geçirsin. Hakikaten Türkiye'de çok fazla örneği olmayan, yapılmaya çalışan şey örneği çok fazla yok ama güzel olacağına inanıyorum. Valla dünyanın göz bebeklerinden bir tanesi bu adım. Basketbolda da sizlerin sayesinde bir kez daha adını bu şekilde duyuyorsa biz de çok mutlu oluruz diye düşünüyorum ki futbolda da e, evet. hani lige çıkabilir. Böyle bayağı bir boğduğum bir anda spor şeyi ya olabilir. Gerçekten olabilir çünkü çok müsait. Yani o kadar güzel bir ortam vardı ki bizim bu sezon maçlarımızda. Her maç kapalı kişiye. çok gerçekten hani takımını desteklemeye gelmiş, sporu seven bir kitle. Ee, ben ilk çıktığımızda dedim Bodrum Süper Lig'e çok yakışacak diye. Hakikaten öyle. Yani e, spor kenti olmaya o kadar müsait bir yer ki Bodrum. E, o yüzden inşallah güzel şeyler yaşatırız. İnşallah diyelim. Peki e, Türk basketbolunun genel bir e, durumunu soracağım sana. Oyun kurucu yetiştiremiyoruz. E, eleştirisi, şikayeti ki zaten şu anda devşirme oyuncularımız da bu pozisyonda oluyor. Sen de belki sizden sonra o e, seviyede oyun kurucu çok yetişmedi. Bunun temelinde ne var sence? Neler yapmalıyız? Ya şöyle abi bu çok karmaşık bir konu. Ben bugünkü oyun kurucularımızın bizden daha az yetenekli olduğunu çok düşünmüyorum ama bizim gerçekten ciddi bir hareket alanımız vardı sahada. Çok ciddi bir hata payımız, hata marjımız vardı. Daha az yabancılı bir sistemden çıktık. Şurayı tam olarak çözemiyorum. Yani biz çok mu iyiydik yoksa hata yapa yapa mı, şu anki oyuncular bu kadar hata yapamadıkları için mi bizim seviyemize gelemiyorlar? Burası bence tam bir karmaşa. Bugünkü oyuncuların işi hiç kolay değil. Çünkü çok ciddi bir yabancı sayısı var. Süre alıyorlar ama sorumluluk, karar verme mekanizmasının başına geçebiliyorlar mı? Geçemiyorlar. Bakın geçenler var ligde. Gerçekten iyi sezon geçiriyorlar bazı Türk oyuncularımız. Ama bugün o konuma gelmek bizim zamanımızda gelmekten çok daha zor. Ama gelebilen olduğuna göre de pes etmemek lazım. Bu sadece oyun kurucu pozisyonu için geçerli değil. Bence iyi oyun kurucularımız var. Ligde zaman zaman çok iyi maçlar oynuyorlar. Ama mesela iki hafta kötü oynadıkları zaman hemen o kredi ellerinden alınıyor gibi oluyor ve özgüven düşüyor. Geçen gün söyledim yine söyleyeyim bunu Shane Larkin'e yapsanız inanın o da onun da performansı düşer. Yani iki hafta iyi oynamadı diye üçüncü hafta süresini çok Güzel. kısaltsanız veya o topu atma veya bu topu kullanma gibi komutlarla ya da kredisini azaltırsanız onun da özgüveni düşer. Bu sporculukla alakalı bir durum. Bunun Türkiye yabancısı yok. Ama şu an sistem bu ve bununla savaşmak lazım. Yani mental olarak da bununla savaşmak lazım sonuna kadar inat etmeleri lazım şu anki Türk oyuncuların. Ya o zaman Ender Aslan belki o takımların da hataları yapmasa, tekrar tekrar o şansı bulmasa Litvanya maçının sonunda o üçlüyü kaldırıp atmakta zorlanacak. Kesinlikle yani. Bugünkü yabancı sayısı da bugünkü ortamda benim de aynı kariyerim olmayabilirdi. Bilemiyorum. Bir şey bu konu hakkında net bir yorum yapamıyorum. Savaşırdım. Yine yapar mıydım aynı kariyeri? Belki de ama inanın o zamanki kadar kolay olmazdı. Ya Savaşcan'a yüzde yüz inanıyorum. Çünkü sen basket okullarından, evet, yaz Efes basket okullarından çıktın. Sonra da adım adım gerçekten hani çok zor başardın aslında. Tabii ki. o pozisyonda bir anlatır mısın? Yani o süreçte neler yaşadın? Şimdi senin gibi belki basketbol okuluna, yaz okuluna gidip basketbolcu olmayı hayal eden birçok genç var. Ne yapmaları lazım? Ya bir kere adanmışlık bu işte. Yani gerçekten kendinizi adamınız lazım. Çok ciddi fedakarlık. Yani sporculuğu gerçekten hani kolay ve güzel gibi gözüküyor. Kolay demeyeyim. Herkes zor olduğunu biliyor ama çok güzel bir meslek gibi ama hakikaten küçük yaşlardan başlayın arkadaşlarınız tatile gittiğinde siz gitmeyeceksiniz. Arkadaşlarınız tatilde takılırken diyeyim siz idman yapacaksınız. E, aileniz Aynı şekilde sporcu ailesi olmak da çok zor. E, o anlamda bu iş küçük yaştan başlıyor bu fedakarlık. Basketbolu bıraktığın son güne kadar, kendi adıma konuşayım. Yediğin, içtiğin, uykun. Aman çıkmayayım, gezmeyeyim. E, ailenle, eşinle, çocuğunla belki geçireceğin kaliteli vakti geçirmiyorsun. Çünkü neden? Kendine iyi bakman lazım. Maç var, idman var. Bu çok ciddi, sadece fiziksel değil, çok ciddi mental bir kuvveti ve dediğim gibi adanmışlığı fedakarlığı getiriyor. O anlamda ilk söyleyeceğim kendileri adamaları lazım. Fedakarlığa hazır olmalı ve çok çalışmaları lazım. Üst seviyeye geldiklerinde de açıkçası benim söylediğim hep şimdiki genç oyuncularımıza hatta kendim de yaptım yurt dışına. Gidebiliyorlarsa yurt dışına gidecekler. Yabancı oyuncu olarak oynayacaklar bir yerlerde. Belki daha alt seviye ama oynayacaklar. O zaman Gelişim çok daha hızlı e, tamamlanabiliyor. Sen daha alt seviyeye de gitmedin aslında. Yurt dışına gittiğinde de yuvalik takımlarında oynadın. Evet. E, onun şimdi kattığını sana birazcık aslında ipucu verdin ama gene, daha geniş düşündüğünde yurt dışı şansı ki şu anda özellikle döviz kulları falan da düşününce oyuncular için aslında çok daha iyi bir 100 imkan o, var gibi gözüküyor. %100 yani şimdi ben anlattım ki bak Türk oyuncu bulamayacağız ama <laughs> yani Türk oyuncuların kesinlikle yurt dışına denemeleri lazım. Ben Efes'te oynarken Olimpiya'ya gittim. Efes 1 Final 4'ü zorlayan bir takımdık biz her zaman. Top Ete kalıyorduk. E, Olimpiya genelde Top 16'yı kalamayan bir takımdı. Herkes bana sen çıldırdın mı? Manyak mısın? Gidilir mi? Edilir mi? Abi gideceğim çünkü ben orada daha farklı özelliklerimi göstereceğimi biliyorum. Anadolu Efes'te o zamanki adıyla hmm. Efes 1 Sen'de e, oynadığım basketbol o takımın bir parçası ve kurallara uygun oynamam gerekirken ben yurt dışında daha fazla kredi alabileceğim şansımız vardı. Şu dönem imkansız Türk oyuncuların bunu yapması çünkü o piyasaları yok EuroLeague'de oynamadıkları için. Ben bir EuroLeague takımına gidebildim. Ondan sonra Tavsermi'ye no yeah. direkt bir bugünün işte Real Madrid, Barcelona'sı diyebiliriz. Çünkü Final Four'a güle oynaya gitmiştik biz evet. top 16'dan top 8'den. Ee, diyeceğim şu ki bugün EuroLeague'de oynayamayan Türk oyuncularımız Abi bir alt seviye, bir orta seviye, İspanya, Almanya. Gidin oynayın 2-3 sene sonra zaten işin sonu Valencia'da, Malaga'da da bitebilir. Yani burada oynayıp kendini geliştirmek, göstermek. Yani sen iyi bir oyuncusun ama kimse göremiyor. Yani göstermek Git lazım. Orada bir öne çık. Ve bunu yabancı oyuncu olarak gittiğin bir yerde otomatikman daha çok saygı göreceksin. Ve bunu yapman çok daha kolay olacak. Risk mi? Buradaki adım risk. Yani paran belki düşecek, belki düşmeyecek kurdan dolayı. Zor bir hayat, yalnızsın, başka değil, başka hayat. Ama yolun sonu tam istediğin işte belki kafa takımlara Euroleague'de gidebilme şansı. Yani Bu riski almak lazım. Bunu da Ender Aslan'dan e, Türk oyunculara bir mesaj olarak dinledik. Çünkü gerçekten hani e, gitti, başarılı oldu. Orada da ülkemizi e, temsil etti. E, galiba en çok konuşması gereken kişi. Diye. Ya İstanbul'da ben sadece hani e, oynarken de birçok Türk takım arkadaşıma, genç oyuncu kardeşime gitmeye gerektiğini söylüyordum. Ben buna inanıyorum. Yani oradaki ortam, o size bir sorumluluk, orada yalnız olmak bile size bir tecrübe, bir olgunlaşma dönemini hızlandırma süreci gibi oluyor. E, muhakkak gidip o aranada kendilerini gösterirlerse dediğim gibi bir alt seviye, bir orta seviye bir bakmışsın 2-3 sene sonra... Barcelona, Real Madrid seni istiyor. Hiç belli olmaz. Peki. Oyunculuğuna yine döneceğim. Aynı yerden devam edeceğim daha doğrusu. Takımların da hep en çok seven oyunculardan bir tanesiydi. Yani işte milli takım kamplarında özellikle çok vakit geçiyorduk biz de. Senin olduğun bölümde böyle herkes mutlu, pozitif, gülüyor, eğleniyor. Antrenörken nasıl Ender Abi şöyle yani e, özel yaşantımda hiçbir değişiklik yok. Ben neysem oyum yani öyle bir değişikliğe gidersem zaten kendim olmaktan Hı. çıkarım. Ben çok pozitif bir insanım, rahat bir insanım. Çok e, Allah bana öyle bir güzellik vermiş. Çok da güzel bir enerjin var herkese evet, de yansıtıyorsun. Yani, stres bunu yani. hayatımda çok yoktur. Oyuncularla da çoğuyla aynı sahada oynadım. Takım arkadaşım Erkan Veysioğlu benim çocukluk arkadaşım. Yani şu anlaşmayı yaptık. Sağının içinde kurallarımız var disiplinimiz var, ciddiyetimiz var. Sağının dışına çıktığımda herkes benimle gidip kontak kurabilir. Muhabbetimizi ederiz, şakalaşırız. Tabii ki oyunculuk dönemim kadar oyuncularla iç içe olmam mümkün değil. Ama hala aynı pozitifliğim, pozitif şey devam, devam ediyor. Tabii ki yani sonuçta bizim işimiz sahada, saha içinde. Sağ dışında benim bir oyuncuya verdiğim ciddiyet mesajının inan oyuncu zaten umrunda değil. Ama saha içinde ciddi olursan orada umrunda olmak zaten zorunda. Başında ona göre anlaşıyoruz. Ya bu benim görüşüm. Ee, başkası başka düşünür. Ona hiç saygı duyuyorum ama benim görüşüm bu. Ben neyse oyum. Dışarıda aynıyız. Sadece saha içinde ciddiyet var. Yine ee, kamplarda Antonio'ya taklit ederdin. Hepimiz KK atardık. Evet. Taklit demeyeceğim ama benzemek istediğin ya da ona yaklaşmak istediğin Antonio var mı? kariyer olarak benzemek istediğim antrenör Ergin Ataman tabii ki. Ergin abi Türk antrenörlere bir kere her şeyin mümkün olduğunu gösteren bir Türk antrenörü. E, 3 sene diyeceğim pandemiyle işine kadar. 3 sene üstte Euroligi kazanabileceğini buna hayal etmemizi sağlayan. Bundan önce Avrupa kupaları kazanmış, yurt dışına gitmiş, çalışmış. Önümüzdeki sezon yine yurt dışında olacak. Yani bu vizyon olarak bir kere Ergin Ataman. Ha Sağ içi ondan aldığım şeyler var. Ötekinden aldığım şeyler var. Çok şükür ki çok iyi antrenörlerle çalıştım. Ben hepsinden cımbızla bir şeyler çekmeyi tercih ettim. Yani birini taklit ederseniz yine söylüyorum. Oyuncu bunu ikinci dakika hisseder. İkinci dakika bu der ki bunun taklidi. Öyle değil. Ben kendim kendime o antrenörlerden işime en çok yarayacak şeyleri aldım. Ama vizyon olarak, hedef olarak Kimin kariyerine yaklaşmak isterim? Ergin Tamam Senin oyuncun olmak da zor yalnız. Neden abi? Her şeyi biliyorsun. Üç kağıdı biliyorsun. <laughs> şey, nasıl <laughs> evet, anladım. Onu, onu da söylemiştim zaten takımla ilk konuşurken. Ee, avantajınız var dedim. Çünkü sizi anlayan bir antrenörünüz var ama dezavantajınız da var çünkü e, <laughs> şey neyi nerede <gülüyor> <gülüyor> neyi nerede yalanlar yaptığınızı hemen <laughs> anlarım. Ya yok yine genel anlamda bence kolay benim oyuncum olmak kolay ...diye düşünüyorum ama oyunculara sormak lazım. <laughs> Onlarla da artık daha çok konuşuyoruz zaten. Pozitif anlamda kendi benzettiğin bir oyuncu var mı? Benim ilk aklıma gelen Burhan biraz geliyor. Ya Burhan, evet bana benzer çok yönü var. Onda da o rahatlık ve stres durum. Hatta benim de ötemde Burak'ın. <laughs> <laughs> rahatlık anlamda evet. <laughs> evet yetenekli. Ben evet Burhan bana hakikaten bazı yönleri Burhan'ı benzetiyorum. Ya çok da öyle düşünmedim kim bana benziyor ya da şey diye ama Buğra'nda bazı benzerliklerimiz var evet. <laughs> Kısa bir milli takım çalışman da olmuştu. Ergün Hoca ile yine. Ee, şimdi şeyi aklıma geldi. Cenk Akgöl senin çok yakın arkadaşlarından bir tanesi. O evet. da Antonio'yu seçti. Evet. Ee, Cenk'le konuşurken şeyi söylemişti. Ender'le işte ikimiz de hedeflerimiz çok büyük antrenörlük konusunda. Bir gün birlikte çalışmayı hayal ediyor musunuz? Mesela milli takımda? Tabi e, tabii yani çok güzel olur. Ee, Açıkçası ben Bahçeşehir'den ayrıldıktan sonra Cenk Bahçeşehir'e geldi. Ee, Cenk'in de ben bu işte çok yükseleceğini ve iyi iyi yapacağını düşünüyorum. Ee, oyunculuk dönemindeki bir profil var Cenk'in. İnsanların, bazı insanların kafasında hala o kalmış olabilir ama antrenör olarak çok farklı, çok çalışkan, çok araştırıyor. Kafayı çok yatırıyor bu işe. Ben onun da çok ciddi anlamda iyi bir antrenör lük kariyeri olacağını düşünüyorum. Birlikte çalışma gibi bir ayarımız vardı ama başta kısmet olmadı. Şimdi de artık ikimizin de ben çok şükür başladım. Onun da head coach olma isteği daha ön planda. Hı hı. Çünkü bir yerden sonra asistanlıkta gerçekten hani yetmiyor belki. Size. Yetmiyor hissi geliyor gerçekten. En azından bana öyle oldu. Sanki onda da öyle bir hissiyat Onun için alıyorum. Onunla zaten milli takım dedim. Evet yani inşallah. Bir gün olması olmasın? Güzel olur. Olmaz mı? Valla bizim için de güzel olur. Çünkü şimdi düşünüyorum sizin o çok güzel jenerasyonunuz. İşte Hidayet Türkoğlu şu anda federasyon başkanı. Ömer Onan başkan vekili. işte Hüseyin Beşok hem FIBA yönetiminde hem TVF yönetiminde. işte Ergin Hal Hoca antrenörü. Haluk Ağdoğdu, Murat de, 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 de. Yani müthiş bir güzel bir ekip var orada. Ve bu ekip şu anda Türk basketboluna her anlamda yön veren ekip oldu sizin gibi yıldız isimlerin umarım çok daha fazla olduğunu görüyoruz Türk basketbolunda diyelim. İnşallah. Çağdaş Bodrum için tekrar tebrik edelim. Çok Müthiş bir başarı. seneye lige renk katacağınıza %100 eminim. Kulüp hakkında senin verdiğin bilgilere dayanarak Beklentilerimiz biraz yükseldi. İnşallah Türk basketbolu böyle köklü bir kulüp daha kazanır. İnşallah. Gerçekten önemli. Yani benim kişisel başarımdan çok gerçekten hani bu tarz kulüplerin kulüplerimizin böyle güzel yerlerden gelip Türk basketbolunda kalıcı olup güzel yatırımlar yapması hakikaten Türk basketbol için çok önemli. Çok teşekkür ederim. Yemekte bir şey edeyim. var mıdır? Yok çok teşekkür ederim. Bu sene sezon başladıktan olsun. sonra, maçların da başladıktan sonra Süper Lig antrenörü olarak da inşallah yine misafir edeceğiz. Ne zaman istersin abi? Senin için her zaman gelirim biliyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Çağdaş Bodrum Spor Baş Antrenörü Ender Aslan. Türk basketbolunun unutulmaz isimlerinden bir tanesiydi. Oyunculuk olarak inşallah antrenörlükte de aynı kariyeri yapacak diye bekliyoruz. Kendisine teşekkür tekrar ediyorum. Yemek sepeti Market sponsorluğundaki 4 Çeyrek programında haftaya tekrar görüşmek üzere diyerek hepinize hoşçakalın diyorum.